Yıldız Tozu'ndan herkese merhaba. Bu hafta çok özel bir konuğum var. Bursalıların hatta Türkiye'nin yakından tanıdığı bir isim. Kendisi hem ev tekstili sektöründe bir duayen hem de yazar, çizer, sinema yapımcısı. Bir sürü etiketi var. Özkan Bey hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Siz de nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Teşekkür ederim beni kırmadınız, geldiniz. Ben şimdi hemen sormak istiyorum. Bu kadar iletişimci, yaratıcı özellikleri olan birisi, bunu ev tekstili sektörüne, markanıza katkı olarak neler yapıyorsunuz? Şimdi tabii başarı tamamen meraktan, merak sonrasında da o merakı hayata geçirmekten kaynaklanıyor. Evet. Ben çocukluğumdan beri gerçekten çok meraklı bir insanım. Ama hani olan olayı merak etmekten ziyade çevrede ne oluyor, ne bitiyor, bana bu ne katkı sağlar? İşte küçüklüğümde biri oksijen kaynağıyla bir şey yapıyor veya kaynak yapıyor. Gider bakar incelerdim. İşte borudan bir boru bulmuşum, borudan tabanca yapardım. İşte evet. Tahtadan tüfek yapardım. Öyle gelince zincirin halkaları gibi yaratıcılığınız gelişiyor. Zaten canım doğuştan gelen bir yeteneğiniz olmasa olacak iş değil. Tabii ki. Ama onun üzerine koyduğunuzda mesleğinizi, şimdi ben yani samimi söyleyeyim, eskiden hep çok anlatırım, tekrar etmek istemiyorum. Börtü böcek görsem, kelebek görsem havluya uygularım. Hep derim yani tavus kuşu tüy yere düşse nakış yaparım. Evet. Doğa zaten o kadar çok imkan ve fırsat tanıyor ki insana. Öyle gelişti gitti. Tabii çok faydası oldu mesleğime, yaratıcılığımın. Butik üretim falan da yapıyorsunuz. Tabii bizim tamamen işimiz. Bir şey üretmiyoruz. Bütün ürünlerimiz aksesuarlı ve ambalajlı. Hep söyleye gelirim. Havluyu da ambalaja koyan ilk marka olarak. İlk markalardan değil mi? Yani her şeyi ambalaja koyuyoruz. Evet. Yani sadece bir tane havlu değil, her şeyin tabii mutlaka bir ambalajı var. O markalaşma sürecinde önem veriyorsunuz yani o sürece. Çok ambalaja, önemli, etikete önemli vesaireye. Muhakkak, bu kadar yaratıcı olunca tabii doğal olarak o süreci de layıkıyla. Özgün oluyor tabii. Şimdi yaratıcılık evet, hani var o biliyorsunuz dini şeyde de ruhumdan ruh üfledim. Tanrısal bir şeydir aynı zamanda. İnsanın yaratıcılığı da aynı zamanda. Gerçekten olmayan bir şeyi insanlar hayal ediyor. Bakın bugün, yani çocukluğumdan bugüne ben bakıyorum, hayata geçen, hayatımızdaki şeylere insanın inanası gelmiyor, öyle değil mi? Evet, neler neler yaşadık. Öyle. Neler gördük. Yani bizim zamanımızda mesela telefon kulübelerinden biz iletişim kuruyorduk. Telefon kulübesi mi? O zaman mi? İşte hani... Telefon kulübesi. Evet hani... Ne güzel, o da yoktu bizde. Yani işte şey, siyah beyaz televizyon dönemiydi veya işte o 80'ler. Ama o zamanlar tabii her şey daha güzeldi. İnsanlar daha masumdu, komşuluk vardı. Diyecekler bunu. Şimdi bugünün çocukları da bundan 30 yıl sonra diyecekler ki 2000'li yıllarda, 2018 yılında hayat çok masumdu diyecekler. Evet. Evriliyor hayat. Bu hep söylene geliyor. Eski tabii bayramlar, ki eski hayatlar hep söylenecek. Tabii bizim şimdi ülke olarak Türkiye'nin yükselen burcu yengeç olunca biz nostaljiyi de çok seviyoruz. Hep böyle bir geçmişe özlem var. Sizin haritanıza bakarsam aslında sizin de yükselen burcunuz yengeç. Güneşiniz de tam zaten denk gelmiş, yengeç. Öyle mi? Evet, siz de eski değerleri yaşatan, seven, hani vatani değerler, işte ahlaki değerler, bunlar hep çok önemli oluyor yengeç burcu için. Aile çok önemlidir. Aileden getirilen şeyler, ne bileyim, aldığınız dersler vesaire. Şimdi bir yandan şeye bakıyorum ben, hani bu yaratıcılık nereden geliyor? Kariyer alanınızı Koç burcu kesiyor. Bu şunu anlatır: siz zaten kariyerinizde bir koç gibisiniz. Yani yönetici, lidersiniz ve öncülüğü seviyorsunuz. İlk yapan olmayı tercih ediyorsunuz genel olarak. Ve bu şeyinizi, kariyer alanınızı yöneten Mars, ikizler burcunda. Dolayısıyla siz sürekli... Eşimin burcu o da. şunu anlatıyor. Yani Mars bizim nerede hareket ettiğimizi anlatıyor. Siz bilgi için savaşırsınız. Onun için mücadele edersiniz, öğrenmek için sürekli. Bir yandan Venüs gezegeni de bizim sevdiğimiz şeyleri anlatır. Yine sevdiğiniz şeyler de öyle, okumak, yazmak ve onlar kapalı alanda. Yani siz gerçekten böyle hani vakti çok doğru değerlendiren, en ufak bir şeyde, yani elinize ne geçerseniz okuyan filan bir insan profili görüyorum, evet, ben burada. Gerçekten. Bir başka açıdan değerlendirirsem yine kariyer alanınızı... şöyle de söyleyebilirim, hani tekstille bağlantısı, orada bir Jüpiter var. O da şans, bolluk, bereket gezegeni.
O da Boğa burcunda, o tekstil şeyinde size genişleme veriyor uluslararası boyutta ki gerçekten markanız da böyle bir dünya markası halinde size başarı getiren bir gezegen bu. Böyle bir astroloji haritanıza da bir giriş yaptım ben. Çok teşekkür ederim. Sizin İlk kez ilginiz var haritama mıdır? baktı biri. Bir TV programında oldu bu da. Evet. Evet, hayırlısı olsun. Astrolojiyle ilginiz var mıdır? Astrolojiyle ilgim yani var. Mısınız? Gazete köşelerinden sadece. Evet. Ben çok gazete meraklısı bir insanımdır. Gerçekten söylediğiniz gibi de 6 yaşından beri gazetenin farkında olan bir insanım. Hep karıştırdım okuma yazma bilmediğim zamanlarda da. Evet. Hep böyle burçların olduğu köşe dikkatimi çeker. Çünkü hayvan figürleri falan yanında yazılar var ya. Evet. Şimdi her gün, yani mübalağa etmeyeyim, 365 günün 350 günü ben gazeteyi açarım ve mutlaka burcumu okurum. Şimdi falla, işte yıldız falıyla falan bakıldığında ben böyle çok bilimsel olmayan şeyler üzerine fikir beyan etmek istemiyorum. Şimdi biliyorsunuz tez, sentez, antitez, hipotez olacak yani. Öyle tabii. Bilimsel konuşmalıyız falan filan ama bir de hayatımızda yaşadığımız gerçekler var canım. Yani yıldız falı olabilir veya bir kahve falı olabilir. Ben bir fal baktırdım. Böyle fal fincanına kızcağız bir kere baktı koydu. Ya bilmesi mümkün değil. Evet. Tamam, kahinler var. Yani bunu şunun için söylüyorum, yani insanlar bir şeye tümden reddetmeden biraz içine girsinler. Yani biraz baksınlar canım, falsız kalmasınlar anlamında söylüyorum. Kahinler var, Baba Vanga var mesela. Evet. Bu kadınca 3000 küsur yılına kadar kehanetlerde bulunmuş. Hatta tüyleri diken dikenen bir kehaneti var. Her şeyi biliyor biliyor. 3000 yılını bilmemize imkan yok. Diyor ki insanlık diyor, şu diyor dış dünyayı o kadar çok merak ediyor ki bir gün gelecek bu merakları başına bela olacak. Dünya ister diyecek diyor. Konuşurken bir tüylerim diken diken olacak. Enteresan değil mi? Evet, kesinlikle Nostradamus öyle. Nostradamus var mesela. Bu da sizinki daha bilimsel. Evet, yani biz hani bilimsel bir eğitim aldık. Hani zaten sadece olasılıklardan bahsediyoruz. Genelde burç yorumları belki bazen çok yeterli olmuyor genel bilgi verildiği için vesaire, ama sonuçta bir ihtiyaç oluyor, bir şey gibi, hem memleket neresi gibi bir sıcaklığı oluyor. Hayatın burcun sosu nedir bunlar ya, güzel şeyler. Evet, bunlar kesinlikle değil öyle mi? Hatta şimdi Satürn gezegeni çok önemli bir gezegen, 2,5 yılda bir burç değiştiriyor, Oğlak burcuna geçiş yapıyor. 21 Aralık itibariyle hepimiz çok çalışacağız. Onunla ilgili bir VTR'miz var, şimdi onu izleyelim. Hadi bakalım. Karma gezegeni Satürn 21 Aralık itibariyle burç değiştiriyor. Satürn'ü birazcık anlatmam gerekirse, Satürn bize sorumluluğu öğreten bir gezegen, tabiri caizse bizi adam eden bir gezegen diyebiliriz onun için. Ve Oğlak burcuna geçiş yapıyor. 21 Aralık itibariyle 2,5 yıllık süreçte hepimizin farklı hayat alanlarında daha gerçekçi bir bakış açısı kazandıracak bize. Bir yandan da bolca çalıştıracak. Hepimiz çok çalışacağız. Şimdi burçlara göre bakacak olursam, Satürn Koç burcunun kariyer alanına geçiş yapıyor. Dolayısıyla Koç burçları 2,5 yıllık süreçte kariyerlerini yeniden yapılandıracaklar, bol bol sorumluluk alacaklar. Otorite figürleri tarafından bir takım engellerle, kısıtlamalarla ya da eleştirilerle karşılaşacaklar. Ama gerçekten sabırlı ve çalışkan olan Koç burçları titrilerini yükseltebilirler ve bazı koçların da toplumsal statüsü değişecek, evlenebilir diyebiliriz. Ve gruplar, derneklerle ilgili olarak da bir takım sorumluluklar söz konusu olabilir. İşten kazanç alanında da çok çalışarak elde etmek durumunda kalabilir Koç burçları. Boğa burçlarına gelirsek eğer, Boğa burçları Satürn'ün Oğlak burcuna geçişini 2,5 yıllık süreçte yüksek eğitim, yabancılarla ilgili işler, yine medya ile alakalı konularla alakalı deneyimleyecekler. Ve bu alanda bir takım engellerle karşılaşabilirler, ama sorumluluklarını alırlarsa bu alanlarda başarı vaat eden bir yerleşim bu diyebiliriz. Bir yandan işte yurt dışı ile alakalı çalışma durumu için veya eğitimle ilgili bir takım krediler alabilirler boğa burçları. İkizler burçlarına geçersek eğer, ikizler burçları daha çok kredi ile alakalı, mirasla ilgili veya eşin kazancı ile ilgili konularda bir takım kısıtlamalar, engellerle karşılaşabilirler. Bu alanı düzenlemelerini ve daha gerçekçi bir perspektiften bakmalarını istiyor onlardan Satürn. Dolayısıyla
Aynı zamanda aşkla ilgili konularda da bir takım krizler deneyimleyebilirler. Yurt dışı ile alakalı kredilerde de bir takım gecikmeler söz konusu olabilir. Ama bu süreçte sabırlı ve gerçekçi olduktan sonra ikizler burçları da sorumluluklarını aldığı takdirde refaha kavuşacaktır. Şimdi çocukluğa döndürsek sizi, Mezeci Çırağı filminden, o dönemden bahsetmek istiyorum aslında. 1970'li yılların pirinç anına götüreyim sizi. Biraz bahsedebilir misiniz? Şimdi tabii ben 70'li yıllarda çırpabacaklı bir çocukken, yani 6 yaşında başladım oraya gidip gelmeye. Gözlemliyormuşum. Yani o kadar güzel bir şey ki. Yıllar sonra hep şunu soruyorum, son zamanlarda çok sormaya başladım. Benim kitabımın kahramanları, esasında hayatın gerçek kahramanları, ekmek parası serüveninin kahramanları, oradaki bir sürü insan, burada elinde askıyla, yamalı pantolonla gezen, dizinde yaralar olan bu çocuğun, karakuru çocuğun bir gün gelip de onların hayatını ya da 70 yılların pirinç anını yazacağını, fotoğraf çektiğini, kaydettiğini biliyor muydu? Nereden bilsin insanlar? Ben de çok memnunum. Bursa'da bu manada bir iş hayatının tam göbeğinden bir çocuğun duygularıyla bir eserin kaleme yazılmış olması beni son derece mutlu ediyor. Çocukluk çok güzeldi. Şimdi çocuklar hayatın içerisine sokulmuyor. Çok konuşa geliyoruz. İşte neden çocuklarımızdan şikayetçiyiz? Neden başarı yolunda işte merdivenlere çıkarken zorlanıyorlar? Hayatı bilmiyorlar. Evet, Yani biz resmen bir hayatın cam içindeydik. fanusun içindeler. Ben yani Ayşe Arman'la beraber yapmış olduğumuz bu ilham veren konuşmalarda bir genç kardeşimiz sormuştu. Siz ücretsiz iş gücü olduğunuzu söylüyorsunuz. Çocuğunuzu ücretsiz iş gücü olarak çalıştırır mısınız? Evet dedim. Yani bu çocuğa zulmetmek demek değildir. Aile ekonomisi içerisinde çocuğun varlığı çok önemli. Çocuğumuza oğlum bir bardak su ver demiyor muyuz? Diyoruz Bakkala tabii git ki. demiyor muyuz? Bu ücretsiz iş Sorumluluktur. gücü mü? Hayır tabii ki. Para kazanırken de bakıyor, görüyorsun şimdi pazarcı çocuğun yanında alıyor beraber satıyor. Hayatın içinde olmak lazım. Güzel günlermiş 70'li yıllar. Çok güzelmiş. Evet, ben de filminizi izledim. Sonunda da çok ağladım. Ağlattık mı sizi? Gerçekten o dönemi o kadar güzel anlatmışsınız ki, o işte posterler, Ayhan Işık Evet. posterleri, Sezen Aksular, orada o pirinç anının hayalleri de konuşmuş karelerde, Yani üç günde aşk de var yazılabilir. Üç birazcık. günde yazdım ben o kitabı. Sözünüzü kestim. Çok özür diliyorum Sibel Gerçekten Hanım. mi? Bunu mesela 33 günde de yazabilirim. 3 yılda da Tabii yazabilirdim. ki, Ama aynen. o duygu olur muydu? Ben bilmiyorum. Ben son derece duygulanarak ve samimiyetimle söylemek istiyorum. Ağlayarak yazdım. Evet, Çünkü gerçekten. çocukluğun o kanayan yaraları var ya, hep söylüyorum ben. O kitabı yazdıktan sonra o yaraların birçoğu kapandı. Tabii ki. Yazmam icap ediyormuş demek Tabii ki. kesinlikle. Dökümem icap ediyormuş. Dediğim gibi hayatı pirinç anında öğrendik. Ben tabii çok müziği çırağı üzerinde konuşmak istiyorum. Çünkü başka kitaplarım da var benim. Başka serüvenler de var. Tabii Siz ki. çok güzel bir şey temas ettiniz. Ben kendimi tekrar etmeyi seven bir insan değilim. Benim için bir proje bittikten sonra eskiyor. Yeni şeyler konuşmak istiyorum. O bana heyecan veriyor Tabii ki. çok. O zaman hemen yeni kitaplarınızdan bahsedebiliriz Var eğer şimdi bir tane isterseniz. tatlıcım var çıkmak üzere. Konularını birazcık Tatlıcım anlatabilir miyim? şöyle söylemek gerekirse 45-50 yaşlarında merdiven dayamış. Eski Bursa'da yine 70'li yıllarda evinde tatlıyı eşiyle beraber pişirip satan çapkın bir adamı canlandırıyorum. Çok güzel. Yani fıtratında var tatlıcımın diyelim. Onun yaşadığı tabii karakterleri oluştururken de böyle biraz babamdan esinlendim. Babam çok çapkın bir insan değildi ama çevremdeki insanlardan esinlendim. Birdenbire bir bakıyorsun etek kemiğe bürünüyor karakterler ama esasında sadece bu adamlar aramızda yaşıyor. O olayların tamamı da gerçek. Onlar böyle tatlıcım işte böyle çıktı. Çok güzel, trajikomik de bir hikayesi var. Mezi Çırağı tadında emin olunuz. Hem güleceksiniz hem çok eğleneceksiniz Peki okuduğunuzda. onun filmi ne düşünüyor musunuz? Şimdi benim yazdığım kitaplar içerisinde mesela Mezi Çırağı kitabı oldu. Tatlıcım gerçekten çok güzel bir senaryo olabilir. Şimdi iz yok, vukuat yok diye bir şey yazdım. O da çıkmak üzere. Onun konusu Onun konusu nedir? da 80'li yılların sonunda o terörle başlayan bir askerlik hikayesi. Bir kurum içerisinde his yolcusu Orhan, esasında benim yine o. Hem askerlik yaparken
hem geçmişte kalan anılar, evet, hem gelecek hesabı yapması, babasız, annesi var, çocuk, kardeşi var bakmak zorunda olduğu, onun hayatı ve çektiği zorluklar, pusular ve silah gölgesi altında. Nerede yaptınız askerliğinizi? Suruç'ta yaptım ben. Dediğim gibi sınır karakollarında hem 10 askerle, 18 askerle ve tam o terörün başladığı yıllardı, alevlendiği yıllardı. Evet. Aynı zamanda bir de Suriye'de Karakuzak Türbesi'nde yine karakol komutanlığı yaptım. Hatta herkes işte 3 hafta yaparken benim uzadı malum sebeplerden dolayı. Daha fazla 1,5 ay civarında kaldım orada. Tabii bunlardan beslendik. Aynen. O beslendiğim şeyleri de Orhan'ın hayatında yazdım. İnşallah okurlar beğenirler. Eminim beğeneceklerdir. O zaman şimdi yine sohbete minik bir ara verelim. Hadi yine bakalım. Satürn burçları nasıl etkileyecek bir bakalım ve VTR'mizi izleyelim. Satürn yengeç burçları için Oğlak Burcu sürecinde ikili ilişkiler, ortaklık ve evlilik alanlarında onları sınayacak. Ve onların daha gerçekçi, daha sorumluluk sahibi olmasını sağlayacak esasında. Ve aynı zamanda yine yengeçler ortak kazanç konularını düzenlemek durumunda kalacak. İşte evli olanlar evliliğin gerektirdiği bütçeyi tekrar düzenleyecek. Ortak iş yapanlar bu konuda bir takım aksaklık varsa onları düzenlemek gereği duyacak. Krediyle ev sahibi olabilir bazı yengeçler. Sabırlı ve sorumluluk sahibi olduktan sonra yeni bir evlilik ya da yeni bir ortaklık ihtimali de söz konusu yengeçler için. Satürn'ün aslan burçlarına getirisi nedir bu süreçte? Nasıl bir sorumluluk verecek diye bakarsak, aslan burçları daha çok sağlık, çalışma alanında disipline olacaklar, bir takım sorumluluklar alacaklar. Evli olanlar ve şöyle söyleyebilirim, evli olan aslanlar eşlerinin sağlığına özen göstermeleri gerekebilir. Hayatlarında evlilikleri, gündelik işleri ve çalışma ortamlarını daha gerçekçi bir perspektiften değerlendirmelerini sağlayacak Satürn onların. Ve bazı aslanlar için taşınma söz konusu olabilir diyebiliriz. Satürn Başak Burcu'nun hangi alanına etki edecek? Daha çok aşk, sahne, hobi alanında ve sevdiği her şeyde, hayattan keyif aldıkları konularda daha gerçekçi bir perspektiften bakmalarını sağlayacak. Hobiyi işe çevirebilirler. Bir takım mesela işte aşkta eğer ciddi bir sorumluluk alabilirlerse bu bir evliliğe dönüşebilir. Ya da daha gerçekçi bir perspektiften bakıp var olan aşk ilişkisini bitirmek isteyebilir diyebilirim. Ve çocuk sorumluluğu da alabilir bazı başaklar. Terazi, Satürn'ün terazi burcu için getirisi nedir bu süreçte diye bakarsak, terazi burçları daha çok aile ve ev konularında disipline olacaklar. Bazı teraziler ev sahibi olabilir ya da evlilik ya da çocuk sorumluluğu alabilirler. Evle ilgili bir takım tadilatlar söz konusu olabilir. Hayatlarında terazilerin kökten bir yapılandırma yapmaları gereken bir süreç esasında, böyle de söyleyebiliriz. Şimdi Mezeci Çırağı filmi değil aslında ama yani o dönemden şöyle bahsedecek olursak, mesela ben de esnaf çocuğuyum ve o filmde siz aslında esnaf kültürünü, o dönem işte komşuluk adetlerini, yardımlaşmalar. Yani çok, evet, yardımlaşmaları çok güzel anlatmışsınız. Oradan siz ne öğrendiniz? Belki aslında bundan bahsedebiliriz. Yani bu başarıyı şey yaparken, oluştururken hayatınızda oradan ne getirdiniz? Şimdi ben kitabımda da yazdım. Bu tarz mekanlar yaşayan canlı bir organizma gibi. Evet. Ve beraber hareket eder insanlar. Ders vereceği zaman da beraber hareket eder. Yardımlaşacağı zaman da beraber hareket eder. Yani Mezeci Çırağı kitabını yazarken ben o yıllara gittim ve unuttum. O kadar çok karakter çıktı ki sonradan. Yani sonra ne yaptım peki? Yamyam Avcısı'nda da, Yamyam ve Avcısı'nda da, yine Tatlıcım'da da, yine yazdığım yeni kitaplarda mutlaka olacaktır. Pirinç Çanı mutlaka olacak. Evet. Unuttuğum bütün karakterleri. Mesela bizim ünlü futbolcumuz var, Sedat Üç. Sedat Özden abimiz. Benim mahalleden komşum, abim. Evet. Selam olsun ona da buradan. Babası Pirinç Çanı esnafıydı, Süleyman abimiz. Dökümcü Süleyman. Şimdi yoktu Pirinç Çanı'nda. Bir gün hatta Özkan dedi, ya beraber yazsaydık dedi, bak ne anılar vardı. Haklısın abi dedim. Evet. Şimdi Tatlıcım'da Tatlıcı'yla, Tatlıcı Can'la Süleyman amca konuşuyorlar. Kimden konuşuyorlar? Sedat Özden'den konuşuyorlar.
Çok onu güzel. Da selam olsun, orayı imzalayıp bir tane göndereceğim. Bitmez. Sonra bir de kitabı yani kitabı senaryo da filme aktardığımızda ben orada da tekrar başladım farkında olmadan o günleri yaşamaya. Değil mi? Yine küçük Özkan oldum çünkü yani orada bir sahne kurulmuş. Yine askısıyla gezen bir canlandırma var ama. Evet. Ya çok acayip bir şey ya. Bunu ben nasıl anlatacağım? Yani çocukluğunuzun filme çekilmesi çok acayip bir şey. Kesinlikle öyle. Bunu insan yaşamadan bilemez yani. Hep diyorum öldün böyle yükseldin. Sanki geçmişe gökyüzünden ruhun bakıyormuş gibi bir acayip bir şey yani. İzah edemem. Orada da sizi küçük oğlunuz canlandırdı, evet, değil mi? Evet, Tuna canlandırdı. Şimdi tabii orada küçücük, şimdi birdenbire büyüyor çocuklar. Evet. Boyuma geldi hatta, geçiyor bile, lisede okuyor İzmir'de. O da çok güzel oynamış. Evet, içselleştirdiler de bir çocuklar. Bir de benim çocuklarım, ikisi de, iki oğlum da. Güzel sanatlara ilgisi var. Zaten bir tanesi güzel sanatlar bölümü mezunu. Büyük oğlunuz da Kula karakterinde orada. Kula karakterini oynamıştı orada. Ailecek işte böyle soyunduk bu işi. Evet, çok güzel olmuş. Filmler içinde sanıyorum Kayseri'de o sırada bir handa şey varmış. Ya bazı şeyler bakın siz söylüyorsunuz ya işte olasılıklar diye. Bir şey olacak ya. Evet. Evren güç birliği yapıyor. Aynen. Hani olmayacaksa da yine yapıyor. Ya ne alakası var Kayseri'de bir han? Söylüyorum kimse inanmıyor. Evet. Boş, girişi çıkışı aynı. Duvara aynı, çöpü aynı, esnafa aynı, dekor aynı. Ben onu parayla pulla yapamazdım ki. Zaten çekemezdim ki. Tabii. Tek mekanda çektik biz müze çırağını. O yüzden evet. Çok ucuz fakat çok pahalı bir film. Kesinlikle bilgi birikimi ve mekan açısından tarih var. 1400'lü yıllarda yapılmış Veziran yanılmıyorsam 1450 küsur yıllarda. Evet. O günden bugüne kalmış bir mekan. Hala içinde kunduracı vesaire var. Benim 70 yıllardaki hayatımın aynısını orada yaşar buldum. Hadi sana malzeme var. Gel de ağlama. Aynen, o aynen. Bir kurunca sahne şimdi şu anda gözüküyor. Bir akşam ne ağladım, ne ağladım. Tabii yani. Yani o filmin şey. Sonunda bir de o çocuk gözüyle hayalinizi canlandırmanız. Çocuklar sonra... tabii yani hep isterler ki hayat mutlu sonla bitsin. Evet. Hayat esasında hiçbir zaman mutlu sonla bitmiyor. Ölüm var çünkü. Evet. İngiliz atasözü var. Onu çok seviyorum. Hı hı. Hayat zordur ve sonunda ölürsün diyor ya. Evet. Güzel bekliyorsun sözün sonunda güzel olmuyor maalesef. Evet. Öyle. Çocuklar o yüzden gözünün önünde ölümü görürler. Hı hı. Ama hayal gücünde hep derler ki güzel olsun her şey. Kesinlikle öyle. Yine böyle Satürn'e dönecek olursak mesela astrolojide de bu ölümü anlatan gezegen Satürn'dür. Ve gerçekten bizim hayat dersleri veren bir gezegen olduğu için bir şeyleri kaybettiren ama böyle şey gibi o Hababam sınıfındaki öğreten. Mahmut Hoca gibi bir gezegendir. Şimdi onun yine burçlara etkisini bir izleyelim. Bu güzel sohbete devam edelim. Hadi bakalım. Satürn, Akrep Burcu için 2,5 yıllık süreçte neler getirecek, hangi alanda onları kısıtlayacak diye bakarsak, Akrep Burçlarının daha çok yakın çevre, kardeşler, sözleşmeler, yakın seyahatler konusunda bir takım sınırlar getirebilir, sorumluluklar getirebilir Satürn. Bazı akrepler evlilikle alakalı ya da evle ilgili imza atabilirler, taşınabilirler. Aile büyüklerinin ve yakın çevrelerinin sağlıkla ilgili olarak sorumluluklarını alabilirler. Ve şimdi Yay Burcu'na gelelim. Satürn, Yay Burçları için bu alanda nasıl bir sorumluluk alanı yaratacak? Hangi alanlarında onları kısıtlayacak? Bakacak olursak haritaya. Onların daha çok parayla ilgili konularını düzenleyecek. Maddi manevi değer verdikleri konuları tekrar gerçekçi bir perspektiften değerlendirmelerini isteyecek ve beslenmelerini düzenletecek esasında yay burçlarına. Aynı zamanda kardeşle, yakın çevreyle alakalı ya da iletişim, eğitim konularıyla alakalı para kazanacakları bir dönem diyebilirim. Ve sosyal çevreden, gruplardan, derneklerden de maddi manevi bir takım getirileri söz konusu olabilir Satürn'ün bu yerleşimi. Satürn Oğlak Burcu'nda, Oğlak Burçları için nasıl bir test alanı getiriyor buna bakacak olursak, Oğlak Burçlarının daha çok bedenleriyle ilgili sorumluluk almalarını sağlayacak, kişisel gelişim konularına ağırlık verebilirler bu süreçte. Zayıflamak isteyen Oğlak Burçları için müjde verelim. Satürn onları gerçekten bedenleri konusunda ciddi disipline edebilir. Hem rejim hem de spor konusunda gerçekten 2,5 yıllık süreçte onlara destek verecek. Para konularıyla alakalı da tabii ki sorumluluk almaları gerekecek. Ve daha çok işle alakalı
kendilerini aslında tanıtabilecekleri de bir dönem demek yanlış olmayacaktır. Ama tabii ki psikolojilerine de dikkat etmelerini öneriyorum. Çünkü Satürn onları birazcık daha karamsarlaştırabilir diyebilirim. Satürn Kova burcu için bu süreçte, 2,5 yıllık süreçte ne getirir? Şöyle bir bakacak olursak Kova burçları 2,5 yıllık süreçte daha içe çekilip bilinçaltı konularını, bilinçaltındaki korkuları düzenleyebilir. Kova burçları genel anlamda 2,5 yıllık süreçte sağlıklarına dikkat etsinler. Bunu öneriyorum. Bir yandan şöyle bir bakacak olursak yurt dışı ile alakalı konularla Satürn onları sığacak, bir takım engeller getirecek ve bazı kovalar gerçekten yurt dışına gidebilir. Bunu öngörebilirim. Tamam. Güzel. Şimdi bu bir başka kitabınız var. Vukuat vardı galiba. İz yok, vukuat yok. Evet. O kitabın konusundan bahsedebilir miyiz? O biraz komedi türünde sanıyorum. İz yok, vukuat yok. Komedi değil. Esasında dram. Dram mı? Pardon. Ya şimdi esasında gençler, gençlik hepimiz bir dönem. Varlık ve yokluk savaşının arasında kalıyorsun bir dönem. Öyle bir şey yaparsın ki var olursun. Öyle bir şey yaparsın ki yok olur gidersin. Yani gençliğin balta girmemiş ormanı. İşte oradaki Orhan karakteri yani ben ip yok, balta yok, hiçbir şey yok, kılavuz yok, pusula yok. Gençliğin balta girmemiş ormanındasın. Yapacağın her şey geleceğine ışık tutacak. Hatta öyle anlar vardır ki insanı ölümün ta çizgisine getirir. Evet. Bu bir evlilik kararı olabilir, bu bir iş kararı olabilir veya işte askerlikte neyse verdiğiniz bir karar. Bir adım atarsınız ölürsünüz, bir adım atarsınız yaşarsınız. Evet. Bu kadar basittir. İşte şarkıyla, şiirle harmanlanmış 86 ve 88 yıllar arasında Orhan hem yaşamış, hem şiir yazmış, hem şarkı dinlemiş. Yani hissetmiş, yaşamış, yaşamış, hissetmiş ve bütün bu olaylar zinciri Orhan'ı nereden nereye getirmiş? Esasında buraya getirmiş. Bir anlamda da yaşamımın belki de kırılma noktası. Benim o iz yok, vukuat yok ve bir şiirimden yola çıktım. Serçelere bölünmüş pencerem. Ve şiir bir yerde başlıyor, kitabın en sonunda bitiyor. İlginç bir hikaye. Tabii bunları yazarken ben bu adı hiç boş durmuyorum. Boş kaldığımda da anı başında ve yanı başında mektuplar diye birincisi bitti basılmak üzere. Şimdi ikincisine başladım. Sabah kalktığımda eğer boşsam, bir projem yoksa 6 ile 8 arasında yatakta uyurken yani hepimiz bir eşimizin yanında değil miyiz canım? Ya tabletten ya cepten yazıyorum. Anılar, dün ne yaşamışım ve o yaşadığım beni hangi geçmişteki anıya götürmüş yanı başındayken. Evet. Ben çok mektup yazdım. Zaten o serçe bölmüş penceremde çok mektup göreceksiniz. Hepsi gerçek orijinal halleriyle. Çok mektup yazdım. Şimdi mektup yazmıyoruz. Ama şimdi ben tekrar bu anı başında ve yanı başında yazılan mektuplarla mektup yazmaya başladım. Yanı başımdayken eşim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Şimdi ben iletişim gezegeniniz Merkür'e bakıyorum burada sizin haritanızda. Merkür Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu zaten hem böyle candan iletişimi verir. Yani siz yürekten konuşan bir insansınız. Ve karşı tarafı da cesaretlendirirsiniz. Yönetken bir yapıda olduğunuzu da anlatır ama Aslan Burcu esasında o işte tanrısal yaratıcılığı veren burçlardan bir tanesidir. Bir yandan da yine sanatla ifade edilen Neptün'le sert bir açısı var. İşte bu sizin size çok yazdıran ve o yaratıcılığı veren bir kombinasyon diyebilirim. Aynı zamanda mesela hani hayat amacına baktığımız gezegen bizim astroloji haritasında Jüpiter'dir. Jüpiter Boğa burcunda. Bu da şu demek aslında insanlara siz bulunduğu alan itibariyle hayalleri anlatır. Hayallerini tutmayı öğretiyorsunuz aslında insanlara. Evet, aynen öyle. Bir yandan mesela hani ev tekstili dersek Boğa burcu bunu da ifade ediyor. Şeyi de yani hani hayatta daha keyifli bir şekilde yaşamayı aslında yaşama sanatını öğretiyorsunuz o ev tekstili değil de orada bir şeyden bir kültürden bir sanattan bahsediyorsunuz ve ay tekrar işte ayın bir sonraki kavuşumuna bakıyoruz biraz teknik konuşuyorum ama yine Neptün ve şu anda dolayısıyla bu yazdıklarınızla çizdiklerinizle hayat amacınızla örtüşen bir paraleldesiniz diyebilirim.
Şimdi son olarak yine bu Satürn'ün bize işte sanıyorum balık burcunda kaldık. OBTR'mizi de izleyelim. Yine sohbetimize kaldığı yerden devam edebiliriz. Satürn'ün en son burç olan balık burçlarına nasıl bir sorumluluk getirdiğine bakacak olursak, balık burçlarının daha çok sosyal çevrelerini ve işten kazançlarını yeniden düzenleyecekleri bir 2,5 yıllık süreç başlıyor. Bazı arkadaşlarıyla yolları ayırabilirler. Yine gruplar ve derneklerle ilgili işlerde bir takım kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. İşten kazanç alanlarına, hayatlarındaki aslında hayallerini daha gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirecekleri de bir süreç bu. Bir başka açıdan değerlendirirsek eğer, Satürn'ün bu geçişini kredilerle alakalı olarak da bir takım düzenlemeler getirebilir balık burçlarına diyebiliriz. Satürn'ün birazcık sembolünü size anlatacak olursam, Satürn'ün üzerindeki artı aslında maddi dünyayı da temsil eder. Ve bize şu mesajı verir esasında, ne ekersen onu biçersin. Ve bunu bir aklımızda tutalım bu 2,5 yıllık süreçte. Bir de alta doğru böyle daha yuvarlak balığa benzeyen bir kısmı vardır Satürn'ün. Bu da aslında Neptün'ü anlatır. Neptün biliyorsunuz balık burcunun gezegenidir. Ve aslında hayallerimizi anlatır. Yani hayallerimizle ilgili sorumluluk almamız gereken güçlü bir 2,5 yıllık sürece giriyoruz. Bir başka açıdan değerlendirirsek, Oğlak Burcu, hayatımızın oğlak alanı aslında bizim hem statü sahibi olmak istediğimiz, hem daha gerçekçi ve pratik bir yaklaşımda hareket ettiğimiz bir alandır. Dolayısıyla Satürn, Oğlak Burcu'nda ne kadar bizi zorlasa bile güçlü konumda olduğu için 2,5 yıllık süreçte eminim hepimiz çok çalışıp önemli bir süreç geçireceğiz hayatımızda. Ve şunu söyleyebilirim, Oğlak Burcu kurumsal şirketleri, kurumsallığı ve devleti ifade ettiği için genel anlamda dünyada da şunu söyleyebilirim, özellikle böyle iktidar hırsıyla hareket eden işte ülke başkanlarının da sıkıntılı olacağı ve sorumlulukları tarafından, yani sorumluluklarıyla alakalı sınanacağı, eleştirilere maruz kalacağı bir dönem diyebilirim. Dolayısıyla onlar için de aslında zor bir süreç ama başarılı olanlar için de harika bir süreç diyebiliriz. Şimdi Satürn'den bu kadar bahsettik. Sizin haritanızdaki Satürn'ü de anlatayım. Satürn bizim aynı zamanda bir şeyleri gerçekleştirdiğimiz de alandır ve bir öğretmendir. Sizin Satürn'ünüzde bu yüksek öğretim alanında, yani siz gerçekten şu anda üniversite öğrencilerine işte konferanslar veriyorsunuz, tecrübelerinizden bahsediyorsunuz. Gerçekten bu anlamda da doğru çalışıyor. Onlara hayallerini gerçekleştirmek adına bilgiler veriyorsunuz. Peki neler tavsiye ediyorsunuz gençlere? Aldığınız tepkiler nasıl? Şimdi gençlerimiz çok sabırsızlar. Evet. Yani bu sabır sebat deyince yanlış anlaşılıyor. Yani otur bir yerde kuru bekle, öyle bir şey demiyorsun. Evet. Sabırla tırnak ile diş ile çalışmaktan bahsediyor. Şair ne demiş? Çalış tırnak ile diş ile, sevda ile, umut ile, düş ile. Çok evet. Seviyorum bu şiiri. Çalış umutla mutlaka bir yere gelirsin. Çok küçük bir hikaye anlatacağım. Tabii zaten ki. Ders de vermiş olacağız bir anlamda. Tabii ki. Ben ders vermeyi sevmiyorum, tecrübe paylaşımı. Sabah kahvaltısındayız pazar günü. Bir komşumuz da İsmet Yeşil, ev sahibi, Arif Bey'le beraber yan yana oturuyoruz. Özkan dedi, bir tane kardeşimiz var 23 yaşında, işe alabilir miyiz onu, çalışabilir mi? Gelsin dedim. O gün beni aradı, ben de çalışıyorum. Randevuya pazar günü gelemeyeceğim, salı günü şu saatte geleceğim. Onun dedim, işin var senin, derdin ne? Kaç aydır çalışıyorsun? 7 aydır. Çalışsana, devam etsene. Evet. Daha iyi şartlar, daha iyi şartlar başka yerde yok. Bulunduğun işini tut. Evet. Sabır ve sebat et, orada ilerle. 7 ay çalışmışsın, tekrar bana geleceksin, baştan başlayacaksın, çöp. Aynen. Sabır ve sebat ama tırnak ile diş ile. Benim gençlere söyleyeceğim sadece bu. Çok önemli. Güzel. Yani istikrardan bahsediyoruz değil mi? Yuvarlan, yani, taş yasını tutmaz işte, atasözü. Evet. Yuvarlan git, oraya git. 7 ay bankada çalışmış kardeşimiz. Bayağı ama anladı ve çok mutlu oldu telefonda. Onda çok memnunum. 7 ayda işte bir firmada çalışmış. 7 ayda bende çalışacak. Ne oldu, hiçbir şey öğrenemedi. Aynen. Bir firmada tuvaleti öğrenmen zaten 2 ay geçiyor yani. Tabii. Ortamı öğrenmen. Bir oryantasyon süreci 6 ay. Hani ancak işte işleri öğreniyorsun. Yani bir şey, yani ofis boyluktan kurtulman, hani şey, sen idari personelden sen. Evet. 2 yıl zaten yani. Anlaman 2 yıl. Evet. O yüzden kesinlikle. Maymun iştahlı olmayacağız. İşimize 4 yılda sarılacağız. O şekilde gelecek bekleyeceğiz. Evet. Dışarıda kesinlikle. Değil, orada.
Kesinlikle. İş bulmuşsun, doğru. Daha ne arıyorsun? Evreşe'de espri arıyorsun diyor ya Yılmaz Erdoğan. Evet. Öyle evet. bir şey. Kesinlikle. Çok teşekkür ben ederim. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzel programdı. Verdiğiniz bilgiler için, bu güzel sohbet için. İlginç oldu benim için de. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim tekrar. Sevgili seyirciler, Carl Sagan'a göre hepimiz yıldız tozuyuz. O yüzden bu önümüzdeki yeni ayda da yıldızınız parlasın diyorum.